Merhabalar efendim, kanalıma hoş geldiniz. Yaşlanan çiftlere önerilerle geldim. Fiziksel problemler yaşıyoruz yaşlandığımız zaman. Bu doğal bir süreç, bunu böyle kabullenmek lazım. Yaşlandığımız zaman doktor kontrollerimizi ihmal etmeyelim. Düzenli doktora gidelim, check-up'larımızı yapalım. Cinsel açıdan bu gerekli. Diğer taraftan yaşlılığa başlamadan önce kilo almamamız lazım. Çünkü metabolizma yavaşlıyor, aktivitelerimiz sınırlanıyor ve ondan dolayı da kilo almaya zaten yaşlılıkta meyilimiz oluyor. Onun için daha menopoza girmeden, kadınlar için söylüyorum, sağlıklı kiloda kalmaya çalışalım. Kiloluysak da bunu kısa zamanda vermeye çalışalım. Tabii ki doktor kontrolüyle beraber, diyetisyen kontrolüyle beraber. Çünkü yaşlılıkta kilolu olduğumuz zaman o kalbimizin hızlanmasına, nefesinin hızlanmasına, fizik anlamda kondisyonunun düşmesine ve cinsellik sırasında zorlanmalara neden oluyor. Cinsel eylemin kendisi zaten çok efor gerektiren, bayağı enerji gerektiren bir süreç. Bir de üzerine kiloluysan, bazı da fiziksel engellerin varsa, bir de üzerine yaşlı bir çiftsen o noktada problem yaşayabiliyorsunuz. Onun için de yaşlılık sürecine girmeden önce zayıflamamız gerekiyor efendim. Doktor kontrolünde düzenli egzersizlerinizi yapın. Diğer taraftan yaşlanmadan önce, hatta yaşlılık sürecinde de stres yapacak aktiviteleri yönetmeyi öğrenmemiz lazım. Hayatın stresi oluyor tabii, ister istemez hepimizin hayatında oluyor. Ekonomik sıkıntılar oluyor, iş yaşamının sıkıntıları oluyor, aileyle ilgili problemler oluyor. Korkular oluyor, endişeler oluyor, kaygılar oluyor. Stres yönetmenin en güzel yöntemine nefes, meditasyon, yoga gibi egzersizler ya da bir hobi. Bir aktivite. Genellikle yaşlanan insanları bilirsiniz, marangozluk yapmayı severler, bir şeyler üretmeyi severler. Kadınlarsa örgü örmeyi, dikiş dikmeyi vesaire severler. Torunlarına bir şeyler örerler vesaire. Ondan dolayı da o hobi olayını mutlaka hayatımıza sokmamız gerekiyor. Yani sevdiğimiz bir eylemi, sevdiğimiz üretime dayalı bir şeyi. Cam boyama olur, nakış işleme olur, tesip olur, bir sürü hat sanatı olur. Artık bu sizi ne rahatlatıyorsa, bir şiir yazmak olur, bir şarkı dinlemek olur, bir yürüyüş olur vesaire. Stresi yönetmemiz lazım. Yaşlılıkta stres bizim kalp damar sağlığımız için de, cinsel sağlığımız için de son derece zararlı. Ve sigara. Sigaradan uzak durmamız lazım. Ta yaşlanmadan önce uzak durmak lazım. Alkolden de uzak durmak lazım. Hem yaşlanma sürecini hızlandıran şeyler bunlar, hem de yaşlılıkta bazı hastalıkların hızlı ilerlemesine neden olan şeyler. Özellikle kalp hastalıkları, özellikle akciğer hastalıkları, pankreas, ince bağırsak, mide bağırsak sistemi, bedenimizi etkilemeyen neredeyse hiçbir organı yoktur sigaranın. Onun için sigarayı ve aşırı alkolü uzak tutmamız lazım. Biliyorsunuz sevgili beyler, yaşlandığınız zaman cinsel olarak daha aktif olabilmek istiyorsanız şimdiden başlayın sevgili gençler, sigara ve alkolden uzak durmaya. Aynı performansa yakın performans göstermek istiyorsanız. Diğer taraftan yaşlılıkta ister istemez testosteron hormonu azalıyor. Ereksiyon için gereken süre artıyor. Ereksiyonu uzun süre korumak mümkün olamayabiliyor. Ondan dolayı da gençken biraz kıymetini bilmek lazım gibi geliyor bana. Evlenirken ölüm bizi ayırana kadar evleniyoruz. Bu felsefeyle ilerliyoruz. Ve bu düşünce ile girdiğimiz zaman evliliğe yaşlılık ne getiriyor? Uzun soluklu evliliklerde bizi neler bekliyor? Bu konuda da tabii ki çift ilişkimize önem vermemiz gerekiyor. Kendi bireyselliğimize önem vermemiz gerekiyor. Yaşlanıyoruz, aklımız değişiyor, fiziğimiz değişiyor, bedenimiz değişiyor, kişiliğimiz değişiyor, bilgeleşme süreci oluyor. Ama bedeni sağlam tutarsanız zihniniz de sağlam oluyor. Zihniniz sağlam olduğunda cinsel yaşamınız da sağlam oluyor. Onun için de kilonuzu verin, stresinizi yönetin, sigara ve alkolden uzak durun. Yaşlılık sürecinde beslenme de çok önemli. Akıl ve zihin sağlığımızı destekleyecek renkli gıdaları tüketmek gerekiyor. Karbonhidrat, fazla şekerli beslenme, bunlar hem bizim cinsel yaşamımızı kötü etkiliyor, hem de işte o kalp, damar, şeker vesaire hastalıkları tetikliyor. Onun için bu renkli meyveler, organik gıdalar, olabildiğince kendimizin ürettiği ya da organik pazarlardan aldığımız beslenmeler, bunlara dikkat etmek lazım. Spor, yürüyüş, eşimizle beraber baş başa yapacağımız el ele yürüyüşler. İşte bunlar da bize aslında çok iyi gelen süreçler. Yaşlandık, yaşımız bitti, işimiz bitti. Yok efendim. Gördüğünüz çalışmaları da bir önceki videoda söylemiştim. İnsanlar yaşlandığı zaman, kadınlar ve erkekler cinsel eylemlerine devam ediyorlar. Her ne kadar bizim toplumumuzda, Türkiye'de bu böyle, işte anneanneler, dedeler,
annelerimiz, babalarımız artık yaşlandı. Onlar seks yapmaz gibi bir algımız varsa da onlara alan tanıyalım ve bunun doğal süreçler olduğunu bilelim. Yakın zamanda bir yayın okudum. Almanya'dan yayın. HPV oranlarının arttığı görülmüş. Yani human papillom virüs, hani bu sihir yapan virüsün çok fazla arttığı görülmüş yaşlı bireylerde. Çünkü nedeni biliyor musunuz? Onlar aktif olarak cinselliklerine devam ediyorlar ama korunmayı unutuyorlar. Çünkü artık çocuk olmayacak nasıl olsa deyip prezervatifi aradan çıkartıyorlar ve bakıyorlar ki HPV yaygınlaşmış. Onu da unutmayın. Evet, özgürce seks yaptığınız bir dönem, artık gebe kalma korkusu olmadan rahatlıkla seks yaptığınız bir dönem yaşlılık ama cinsel yolla bulaşan hastalıklar noktasında lütfen kendinizi koruyun. Tabii bu söylediğim tek eşli ilişkiler için değil ama bazen oluyor mu? Hayatın getirdiği süreçler olabiliyor, ayrılıklar yaşayabiliyoruz, tekrar evlilikler yaşayabiliyoruz ya da multi partnerli ilişkiler içerisinde olan bireylere olabiliyor. İşte o noktada da korunmayı lütfen unutmayın. Özgürce seks yaptığınız bir dönem cinsel yaşamınızın yaşlılık dönemi ama ve lakin HIV, HPV, HCV, herpes virüs bunlar size bulaşabilir. Ondan dolayı da mutlaka kondom kullanımını ihmal etmeyin efendim. Yaşlanmak demek cinselliğin bitmesi demek değil, bilgeleşmek ve cinsel özgürleşme dönemi efendim. Bu noktadan bakın hayata. Bir videonun daha sonuna geldik efendim. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın.